Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocam'ın sevgili arkadaşlar. Üst sayıların üçüncü videosuyla karşınızdayız. Üçüncü videoda sıralama kısmını göstereceğim. Ve arkadaşlar eşitsizlik kısmını göstereceğim. Ve bazı konularla ilgili yani bu sıralama ve eşitsizlikte kalarak bazı konularla ilgili sorular çözeceğim sevgili arkadaşlar. Size etkili matematik soru bankasından. Ayrıca üst sayıların kalan sorularını da bir bonus videoyla sizlere çözmek istiyorum. Çünkü Ciddi sayıda soru var ve bunların çoğunun çözümünü benden görmeniz önemli. Bazı problem soruları var. Özellikle bir sonraki bonus videosunda çok fazla dark mod ve hard mod olacak. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor bonus videosu. Ama bonus videosunun temelini atmak için öncelikle burada bu kısmı, bu konu kısmını anlatmamız gerekiyor. Hadi gelin başlayalım. Sevgili arkadaşlar üst sayılarda sıralama dediğimiz zaman bir mantığa uydurmamız gerekiyor konuyu. Mesela bakın burada bir tane sorumuz var gördüğünüz üzere. Diyor ki 2 üzeri 7, 4 üzeri 4, 8 üzeri 3. Şimdi bunların hepsinin tabanını iki tabanında yazabilirim. Yani şu gördüğünüz 2 üzeri 7 zaten 2 üzeri 7. Bu 4 dediğimiz şey 2'nin karesinin 4 üzeri. 8 dediğimiz şey de 2 üzeri 3'ün 3 üzeri. Yani bu 2 üzeri 9 oluyor. Şu 2 üzeri 8 oluyor. Bu da 2 üzeri 7 oluyor. E kim en büyük kim? C daha büyük. Sonra B. Sonra A. C büyüktür. B büyüktür. A. Çok standart bir çözüm buradaki kısımda. Şimdi yan tarafa bakıyorum. Yan tarafta böyle bir ifade var. Peki sen 2 üzeri 24'ün ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. 3 üzeri 18'in ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. 5 üzeri 12 aklına tutun mu? Zaten onunla uğraşacaksın? Demek ki burada bir mantığa bağlamak gerekiyor konuyu. Nasıl mantığa bağlayacağız? Arkadaşlar bakın 24 18 ve 12. Bunların hepsinin ortak böleni ne? En büyük ortak böleni. 6. Sen EBOB Bekok dersini Yaşar Hoca'dan almış birisin. Aradaki farka bakarsın 6. ikisinde de 6. Herhangi bir 6'ya bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman 6'dır bunların EBOB'u zaten. O yüzden buradaki ifadeyi ben 2 üzeri 4 üzeri 6 diye yazarsam. Buradaki ifadeyi 3 üzeri 3 üzeri 6 diye yazarsam. Buradaki ifadeyi 5 üzeri 2 üzeri 6 diye yazarsam. Bakın gördüğünüz üzere hepsinin üstleri. Aynı oldu. Peki içerisi ne oldu? 2 üzeri 4. 16 üzeri 6, 3 üzeri 3, 27 üzeri 6, 5'in karesi 25 üzeri 6. E arkadaşlar 16 üzeri 6 mı daha büyük, 25 üzeri 6 mı daha büyük, 27 üzeri 6 mı daha büyük? Arkadaşlar 27 üzeri 6 daha büyüktür. Yani 6 tane 27'yi çarpmak. O zaman en büyüğü B, sonra C, sonra da A diye çok basit bir biçimde sıralanır. Bu kadar arkadaşlar. Olayı hallettik gördüğünüz üzere. Yani benzer mantığa tutturdum, soruyu çözdüm. Devam ediyorum. Bir sonraki kısma geliyorum. Evet. Üstü eşitsizlik. Şimdi bu sıralamayla ilgili güzel sorular var. E, etkili matematik kitabından. Şimdi çözeceğim arkadaşlar onu. Yani bu kısmın sorularını çözeceğim. Geri kalan tüm soruları da e, artık bir sonraki bonus videomuzda olacak. üst sayılarda eşitsizlik. Şimdi eşitsizlik üstlünün büyük küçük olmasına göre. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi kafayı yani mantıklı düşünüyorum. 3 üzeri eksi x artı 3. 3 üzeri eksi 3 x artı 11. Şimdi belli ki arkadaşlar bunun üssü daha büyük olduğu için. Bunun üstü daha büyük olduğu için. Bundan büyük olmuş. O zaman ben böyle bir soruda direkt hemen Eksi 3x artı 11 büyüktür. Eksi x artı 3. Bunu eşitsizlikle bir daha konuşacağız arkadaşlar bu kısmı. Bakın direkt böyle yazabilirim. Aynı denklem gibi çözüyorsunuz. Ama işarete dikkat bakın arkadaşlar. Bakın eksi 3x'i buraya attım. Artı 3x diye geldi. Burada eksi 2x var. Burası 2x oldu. 3'ü de buraya attım. Eksi 3 diye geldi. O zaman burası 8 oldu. Şimdi 8'i 2'ye... Burayı da 2'ye bölelim. Burayı da 2'ye bölelim. X 4'ten küçük bir sayı bakın gördüğünüz üzere çok düzgün aynı arada eşittir varmış ki ama eşittir de hani sağ ve sola yazdığın fark etmez ya bunda fark ediyor. Yani kimi ne tarafa attıysan orada yazman gerekiyor. Gördüğünüz üzere her tarafı 2'ye böldüm. X 4'ten küçük. X'in en büyük tam sayı değeri ne olur arkadaşlar? X'in en büyük tam sayı değeri 3 gelmiş olur buradaki ifadede. Bakın çok rahat bir şekilde yaptım. Peki soru şöyle gelirse ne olacak? Bakın bu önemli. Bir kere bunların tabanları aynı değil. Az önce bu da 3'tü bu da 3'tü. Ama bunların tabanları aynı değil. Ama ben kafası çalışan bir insan olduğum için hemen diyorum ki. 1 bölü 2 üzeri 3x eksi 6. Büyük eşit. Bakın büyük eşit. Bakın burada sadece küçüktür. Küçüktür 4'te de. Eğer küçük eşit 4 olsaydı x 4'te olabilir anlamına geliyor. Şimdi geldik buraya. Şimdi bakın şu 1 bölü 4 dediğimiz şey 1 bölü 2'nin karesi değil mi? Bir de bunun üzerinde x artı 1 var gördüğünüz üzere. Yani ben bunu böyle üste çarptığım zaman her ikisi ne oldu? Geri geliyorum şöyle. 1 bölü 2 üzeri 2x artı 2 oldu. Şimdi bakın burada durum değişir. Neden? Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz üzere buralar basit kesir gördüğünüz üzere buradaki kısımda. Ama buradaki kısımda bakın 3 gibi bir sayı. Yani 3'te zaten üstü büyük olan daha büyük. Ama 1 bölü 2'nin üstlerine bir bakalım bakalım. Bakın 1 bölü 2'de 1 bölü 2'nin 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 10'un karesi 1 bölü 8 10'un karesi işte şey yani 1 bölü 2'nin karesi küpü 4 üzeri 1 bölü 16 e Arkadaşlar fark ediyorsanız üstünü aldıkça yani üstü büyüdükçe 1 bölü 2'nin üzeri büyüdükçe sayı küçülüyor. Çıkan sonuç küçülüyor. Şimdi eğer gördüğünüz üzere buradaki gibi bir basit kesir varsa elimizde. Pozitif bir basit kesir varsa elimizde. O zaman bakın. Bu bundan büyükmüş ya. Bu bundan büyükmüş ya. şey aslında şöyle gösterelim. Şu şu gördüğünüz ifade. Şöyle kırmızı Bu gördüğünüz ifade bundan büyükse. O zaman bunun üssü daha büyük olduğu için küçülmüştür. Yani üst büyüdükçe küçülüyor böyle bir ifadede. Yani 1 bölü 2'nin karesini küpünü al sayı küçülüyor. O zaman sen diyeceksin ki Bak işaret bu yönde ya bak 2x artı 2 o zaman belli ki işaret tam tersi yönde 3x eksi 6. Bak bunda sorun yoktu. Bu çok net zaten bu bundan büyükse o zaman bunun üstü bunun üstünden büyüktür De yapıştırıp geçiyorum. Ama bunda yani böyle bu şekilde pozitif bir e, basit kesir olduğu zaman da sen diyorsun ki he o zaman sen bunun üssü büyüdükçe küçüldüğü için o zaman bu bundan daha büyüktür. O zaman şunu şuraya bunu buraya attım. x küçük eşit 8 Gelmiş oldu arkadaşlar burada. O zaman x'in alabileceği, x'in sağlayan değer aralığını sormuş buradaki bize. burada kısımda. x sağlayan değer aralığında da e, ne gelmiş oluyor burada? x8'den küçük gelmiş oluyor. Bu şekilde bir ifade yapabiliriz. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi geldim buraya. Bakın arkadaşlar 9 ve 27. E, o zaman ben bunu 3'ün üzerine çevirmem çok mantıklı. Hemen geliyorum. 3'ün üzerine çevireceğim. Diyorum ki bu 3'ün karesinin 2x artı 1 bu da 3'ün küpünün x artı 7. Şimdi üstleri çarpıyorum. 3 üzeri 4x artı 4. 4x artı 2 pardon. Hem bununla hem bununla çarptım. Bu da 3 üzeri 3x artı 21. Arkadaşlar burada zaten taban 3 olduğu için üssü büyük olan daha büyüktür. Yani 3x artı 21 büyük eşit 4x artı 2. Hemen şu 3x'i buraya atıyorum. 4x'den 3x çıkarsa eksi 3x diye gitti çünkü. x. 2'yi de buraya atıyorum 19. x 19'dan küçük sayılar gelmiş oluyor buradaki ifade diyor. x'i sağlayan kaç farklı doğal sayı vardır diyor. ya yani 19 dahil bu arada. 19, 18, 1 bir, bir de 0 var. Yani toplamda 20 tane doğal sayı var. Doğal sayılar sıfırdan başladığı için 20 tane doğal sayı var. Bunu sağlayan diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde çözebiliriz burada kısmı. Evet gelelim hemen bir sonraki kısma. Şimdi bakıyorum burada. Bakın bunların tabanları aynı değil. Bir kere ben 4 bölü 25'i gördüm. Aklıma hemen 2 bölü 5'in karesi diye yazmak geldi bunu. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa geçtiğim zaman burada da 5 bölü 2'nin küpü yazdım. Şimdi bunun üzerinde ne var? X artı 1. Bunun üzerinde ne var? X eksi 2. Şimdi iki şekilde çözebilirsiniz. Bir, bunu takla attırarak. İki, bunu takla attırarak. Şimdi ben hangisini seçerim? Ben olsam bunu takla attırmayı seçerim. Yani bunu takla attırmak ne demek? Buraya gelip 5 bölü 2 diye yazıyorsun. Ama üstünü artık eksi 2 diye yazıyorsun. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden böyle bir şey yaptın? Buraya eksi 2. Burası x artı 1. Şöyle. Burada 5 bölü 2. Bakın tabandan aynı oldu gördünüz mü? 3. Burası da x eksi 2. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü ben 5 bölü 2 gibi bir sayı verirsem. Hani bir daha şeyle uğraşmam. Neyle uğraşmam göstereceğim. Bunda bunu çarp. Bunda bunu çarpalım. 5 bölü 2 üzeri. Eksi 2 x eksi 2. Burası da 5 bölü 2 üzeri. Bakın bununla hem bunu hem bunu çarpalım. 3x eksi 6. Bu durumda, bu durumda gördüğünüz üzere bakın içerideki sayı 2 bölü 5 olmadı. 5 bölü 2 oldu. Yani bir birleşik kesir oldu gördüğünüz üzere. Pozitifi birleşik kesir oldu. O zaman sorun yok. Üssü büyük olan daha büyüktür. Ama 2 bölü 5 olsaydı üssü büyük olan daha küçük olacaktı. Yani şu an direkt bu bundan büyüktür diyebilirsin doğrudan. 3x eksi 6 şöyle işaret aynen yani. Eksi 2x eksi 2 diye yazabilirsin. Hemen bunu karşıya attım ya da onu karşıya atmayayım... Bunu karşıya atalım. 5x olsun. Şu eksi 6'yı karşıya atalım. O da artı 6 diye geçti. Eksi 2 4 olsun. O zaman her tarafı 5'e bölersek x 4 bölü 5'den büyük bir sayı olarak gelmiş oluyor x'in en küçük değeri diyor. 4 bölü 5'ten büyük tam sayı değeri 1'dir arkadaşlar. 4 bölü 5'ten büyük ilk tam sayı 1'dir. Olabilecek en küçük sayı da x'in 1 olması üzerine kuruludur. Çünkü ben burada 5 bölü 2 yapmayı tercih ettim ki 2 bölü 5 yaparsam bir de hani üssü büyük olan daha küçük olduğu için onu da tam tersi şekilde yazmam gerekiyordu. Ama burada direkt bu şekilde 5 bölü 2'ye çevirmek bana daha mantıklı geldi. Tavanlarını aynı yaptım sevgili arkadaşlar. Buradaki kısımda. Şimdi gelelim bu kısım bu son kısımda. Bu son kısımla ilgili ...ve benim bazı göstermek istediğim soru tipleri var. Onları size Etkili Matematik Soru Bankası'ndan çözeceğim arkadaşlar. Bugün iki videosu var. O yüzden arkadaşlar bu videomuz oldukça soft, rahat bir video olacak. Size bu soruları adım adım çözeceğiz. Hemen Etkili Matematik Soru Bankası'nı açalım. Soruları çözmeye başlayalım. Sevgili arkadaşlar yakın zamanda Checkpoint denemesi yaptık. Bu denemenin sonuçlarını sizler bana attınız. Aranızda güzel sonuçlar yapan birçok arkadaşımız var. Bazı arkadaşlarımız beklediğinden biraz az yapmış. Konu bu değil. Konuşu. O denemeyi şöyle kontrol edin. Nereye kadar ilerlediniz bazı sorularda? Çünkü bilerek o denemenin içerisine biraz daha zor sorular da koydum. Ve o sorular sizi yanıltsın istedim. O yüzden kaç kişi buna düşecek onu anlamak istedim. Ama eğer o denemenin video çözümünü izlediğiniz zaman şöyle bir ses geliyorsa aa ya şurada kaçırmışım ya aa çok iyi ilerlemişim ya diyorsanız çok iyisiniz arkadaşlar. Gerçekten ben bu sesi duymak istiyorum. Bakın bu da önemli bir veridir. Çünkü deneme pratiği zamanla kazandır. Siz ilk defa bu kampa katıldınız ve bu kampta gördüğünüz konularla ilgili bir denemeye girdiniz. Ve bu denemeye girdikten sonra kendiniz sınadıktan sonra soruları o tuhaf bazı böyle işlem gerektiren veya düşünme gerektiren soruları aa nasıl görmemişim onu ya bir dahakine göreceğim. Bak bu hissiyata gelmeniz gerekiyor. O yüzden Burada siz ben bu soruların kaçını yapabilirdim fikrinde olmanız gerekiyor ve kaçının da bu sesi çıkardım fikrinde olmanız gerekiyor. İşte gerçek sonuç budur. Zamanımız var denemelerimiz olacak. Checkpoint denemelerimiz gelecek. Konular birikince daha da anlamlı olacak arkadaşlar oradaki denemeler. Özellikle problemler eklendiği zaman daha da anlamlı olacak oradaki denemeler ve birlikte adım adım sakin bir şekilde gideceğiz ve hep şunu deneyeceğiz. Ben bu denemede ya kaç soru yapardım bunu düşüneceksiniz ve hedefiniz hep oraya ulaşmak olacak ve o hataları, eksikleri "Aa ben bunu yapardım." cümlesinin sayısını azaltmak üzerine kurulu olması gerekiyor. O yüzden ben birçok arkadaşımızda gördüm. Müthiş ilerlemeler var. Ve bu müthiş ilerlemeler devam edecek. E, teneffüsler de devam edecek. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Evet, i̇lk sorumuz bu. Bugün gördüğümüz konularla ilgili soruları çözeceğiz. Ayrıca bonus videosu gelecek. Tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi ABC'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Bunların üçünün de ortak böleni nedir? 30'dur. E hocam nereden anladın? E çünkü ben sana öğrettim zaten nasıl olduğunu. Ya çocuğum 150 ile 120 arasında 30 fark var. 150 ile 180 arasında 30 fark var. Ya belli ki aralarındaki farklardan daha büyük bir EBOB olamaz. Aradaki fark kaç? 30. O zaman herhangi bir tanesi 30'a bölünüyor mu? Vallahi da bölünüyor. O zaman EBOB'a 30 bunların. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim değil mi? 3 üzeri 4 üzeri 30. Şunu. 2 üzeri 6 üzeri 30. Bunu. 5 üzeri 5 üzeri 30 diye yazarım. E tam güzel. O zaman bu 3 üzeri 4 ne eder? 81 üzeri 30. 2 üzeri 6 ne eder? 64 üzeri 30. 5 üzeri 5 ne eder? Bayağı bir şey diyor. 625'ten daha büyük yani. 6, bir sürü büyük yani bu. 30. O zaman en büyüğü C. Sonra A. Sonra B oluyor. Çünkü hepsinin üzeri 30. Biri 81, biri 64. Biri 625 çarpı 5. Yani C büyüktür. A. O da büyüktür. B. C, A, B. Cap diye direkt işaretleyebiliriz buraya kısmı. Gelelim buraya. Sıralay sıralayalım diyor. Sıralayalım. Bizim için rahat olaylar bunlar. Şimdi geliyoruz. Öncelikle üstlerini çarpıyoruz. Çarptığım zaman ne oldu? 3 üzeri 12. Geliyorum. E, 3 üzeri 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 ne zaten? 81. Yani 3 üzeri 81 demek bu. Şimdi bu gördüğüm soruya bakıyorum. La çocuğum bu zaten negatif ya. Adamın parantezin dışında tek sayı var. Burada negatif sayı olacak. Bu en küçükleri. Yani C direkt en küçük. Çat. Çat çat. %50. Artık sallayabilirsin. Evet. Şimdi buraya geldikten sonra 3 üzeri 81 büyük. 3 üzeri 12 büyük. Tabii ki de 3 üzeri 81 daha büyük. O yüzden B büyüktür. A büyüktür. C. Baç oldu buradaki ifadenin sonucu da Geldim buraya. Bakın aynısının yeni nesili. Zaten geçişin güzel olmasının sebebi bu sevgili arkadaşlar. Etkili Matematik kitabında. Bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki şekliyle ilgili bilgiler veriliyor. Bakın çok iyi. Neden çok iyi? Seni başka konuyla birleştiriyor aynı konu içerisinde. B büyüktür. A büyüktür. C olmak üzere. A, B, C. 90 sayısının asal çarpanları. Hemen biz tabi çok seri insanlar olduğumuz için bir önce konuda gördüğümüz için 90 asal çarpanına bak. Çat çat. 9 10. 3 3 2 5. 3'ün karesi yani 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5. Asal çarpanları ne? 3, 2 ve 5. Bunlar asal çarpanları. 3, 2 ve 5. E diyor ki bunları büyükten küçüğe doğru abi. 5, 3, 2. O zaman buldum bunları diye. X, Y, de 90'ın en büyük 3 çarpanı. Abi 90'ın en büyük 3 çarpanı nedir? 90, 45, 30. Ben yani kafası çalışan bir insanım. 90 çarpı 1. 2 çarpı 45. 3 çarpı 30. Bitti ya bu kadar. Seri. Seri çöz, Devam. Şimdi ne diyorum ben burada? Aşağı hangisi doğrudur? Ne diyor? Ha. Bunları karşılaştırın diyor. Gelin bakalım A şıkkına. A üzeri x. A neydi? A 3. 3 üzeri x. Yani 3 üzeri 90. B üzeri y. B üzeri y. 5 üzeri 45. C üzeri z. C 2 üzeri 30. Acaba böyle mi? Bakalım. Bir kere üstlerine bakıyorum hemen. Üstlerinin hepsi bakın ne olur. E hocam bunların EBOB'u ne? Ya çocuğum aradaki fark 15 zaten. 15'ten daha büyük bir şey olamaz bunların EBOB'u bu üçün. 15'e bölünüyor mu herhangi biri? Bölünüyor. 90'da bölünüyor mu? Bölünüyor. EBOB'u 15 zaten. O zaman bu 3 üzeri 6'nın 15 üzeri. Şu gördüğün 5 üzeri 3'ün 15 üzeri. Şu gördüğün de 2 üzeri 2'nin 15 üzeri. Şimdi bakın 3 üzeri 6 ne demek? 3 kere 3 9 10, 27 81 3 ile çarptın 243 243 bir daha 3 ile çarptın 720 9 üzeri 15 5 üzeri 3 125 üzeri 15 e bu da 4 üzeri 15 Vallahi da doğru billahta da doğru o zaman cevabımız buradan Adana olmuş oluyor rahatlıkla olayın içerisinde vup diye 2 dakikada sıyrıldım geldim buraya güzel soru eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar burada kısımda. Şimdi soruya bakıyorum. Kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi burada 3 üzeri 54, 3 üzeri 36. Bir kere ikisinin de ortak bölen ne? 18. Artık 18'ler 18'ler saymaya historide tut. Tıkla tık tık. 18, 36, 54, 72, 90. Bir de 108. Yani buraya kadar bilsen yeter zaten. Yani bilsen derken yani bu artık o 18 ilişkisi aklında olması gerekiyor. Şimdi 3 üzeri 36, 3 üzeri 54. E sen bunu x'in karesinin 18 üzeri. Bunu da gelip 3'ün küpünün 18 üzeri diye yazarsan. Bu ne oldu? Şurası 27'nin 18 üzeri büyüktür. X karenin 18 üzeri. O zaman x öyle bir sayı olacak ki, x öyle bir sayısı olacak ki, karesi 27'den küçük olan sayılar olacak. Ve x x ne olabilir karesi 27'den küçük tam sayılar? Bakın tam sayı demiş. Eksiler de var. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E bir de ...eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 var. Toplam burada 11 tane ihtimal var. E hocam eksi 4 nasıl oluyor? Ben onu şey, bak şöyle. Eksi 4'ün karesi ne eder? 16. Yani bu 16 üzeri 18. Bakın 16 üzeri 18, 27 üzeri 18. Kim daha büyük? 27 üzeri daha büyük. E hocam 6 koysak olmaz mıydı? Olmazdı bebeğim. 6'nın karesi ne eder? 36. 36 üzeri 18, 27 üzeri 18'den daha büyük olur. O yüzden olmazdı. Bu sebeple 11 tane ihtimal olduğunu arkadaşlar buradan çat çat diye görebiliyoruz. Şimdi geldik buraya. Bakın bu çok tatlı bir soru. Bugünün tam gerçek öğretisini veren bir soru. Net bir biçimde. Şimdi soruya bakıyoruz. Diyor ki soruda. X, Y, Z birer gerçek sayıdır. 2 üzeri X 64. Şimdi bak şöyle düşün. 2 üzeri 5 kaç? 32. 2 üzeri 6 ne? Bak bu 32. Bu 64. Burada ne çıkmış? 63. O zaman bu X dediğimiz sayı 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 6 arasında. Yani X dediğimiz sayı 5'ten büyük 6'dan da küçük bir sayı. Çok zekice bakın gördüğünüz üzere. Şimdi bak izlemeye devam et. 3 üzeri y 245. Şimdi sen diyorsun ki abi 3 üzeri 5 3 üzeri 6. 3 üzeri 5 243. 3 üzeri 6 729. Peki bu 245 sayısı bunların arasında yer almıyor mu? O zaman 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 6 arasında yer alıyor. Yani y dediğimiz sayı 5 ile 6 arasında yer alıyor. Devam ediyorum bakın silgiyi kullanıyorum şöyle hemen. 5 üzeri y 628. Sevgili arkadaşlar 5 üzeri 4 dediğimiz sayı 625 5 üzeri 5 dediğimiz sayıda, da blabla bir sayı önemli değil ama daha büyük. O zaman 628 bununla bunun arasındaysa yani o zaman üssü de 4 ile 5 arasında bir şey değil mi? Belki de 4,1 gibi bir şey sallıyorum şu an. O zaman burada Z dediğimiz sayıda 4 ile 5 arasında değil mi? Vallahi bu da doğru. Devam ediyorum. Şimdi 7 üzeri T 120. Şimdi 7'nin küpü 7'nin karesi 49. 7'nin küpü de 49 çarpı 7. Bula bula bir sayı önemlidir ama 120 bu ikisi arasında. Yani 2 ile 3 üzerinde arasında bir sayı olması gerekiyor bu T'nin. O zaman T de 2 ile 3 arasında bir sayı. E artık sırala. Sırala bebeğim niye duruyorsun? Burada şey yanlış mıydık? 5, 6. 3 üzeri Y de mi 5, 5 ile 6 arasında? Hı. Hmm. İkisi de 5 ile 6 arasında mı? Tamam sorun değil. Şimdi e, öncelikle şunu yapalım. Bakın. Bu 243'e çok yakın. Yani aslında 5'e çok yakın bu. Bu 64 yani 6'ya çok yakın burada X'imiz. X'imiz 6'ya çok yakın çünkü 64 2 üzeri 6 ediyor zaten. 6'ya çok yakın diğeri de 243 5'e çok yakın diğeri de sayı olarak. Yani o yüzden yine X daha büyük. X büyüktür, Y büyüktür, Z büyüktür, T. X, Y, Z, T olmuş oluyor. Cevabımız buradan Adana geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Gelelim şuna. Diyor ki x, y birer tam sayıdır diye bize söylemiş arkadaşlar burada kısımda. x, y birer tam sayıdır diye söylemiş. İfadesinin değeri kaçtır? Tamam. Şimdi bir kere şu gördüğün şey 2'nin karesi değil mi? Ben burada şunu paydaya 1 koyup çapraz çarptığım zaman ne oldu? 7 üzeri y artı 2 oldu. Bak burada da 2 üzeri 2x eksi 4 çarpı 2'nin karesi oldu. E ben bunların üstlerini toplayacağım doğru değil mi? E toplarsam 2x eksi 4 ile 2'yi toplarsam ne olur? 2 üzeri 2x eksi 2 olur. Yani eksi 4 ile 2'yi topladım. Eksi 2 kaldı. Peki arkadaşlar. Şimdi kafaya çalışın. 7'nin herhangi bir üzerinin 2'nin herhangi bir üzerine eşit olma ihtimali var mı? Gözünü seveyim. Mesela 7, 7, 7. Abi içinde 2 çarpanı yok. 2, 2, 2. içinde 7 çarpanı yok. Bunlar birbirine eşit olamaz. Tek bir şartla. Bunun üstü 0 olur. Bunun üzeri 0 olursa birbirine eşit olabilir. Başka türlü eşit olma ihtimalleri yok sevgili arkadaşlar. O zaman bakıyorum. O zaman y'miz eksi 2 gelecek. X'imiz de 1 gelecek ki bu iş olsun. Yani y'miz eksi 2 x'imiz de 1. Eksi 2 bölü 1'den cevabımız deniz olacak. Yani 7 üzeri 0 ancak 2 üzeri 0 eşit olur. 1 eşittir 1 şeklinde yazabiliriz buradaki kısmı. Geliyorum buraya. Bakın bu soru gerçek bir üst sayılar pratiği bilen öğrenci çözüşüyle çözülmeli. Onu net bir biçimde söyleyeyim. Şimdi soruya baktığım zaman diyor ki sarı renkli karelerin sayıların çarpımı turcu renkli karelerin sayıların çarpımına eşittir demiş. Hmm. Buna göre aşağı hangisi e, kutuların sayılarının çarpımına eşit? Okey. Bu buna eşitmiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada hep 5 üzeri 5 üzeri 5 üzeri bir şeyler var. Diğerinde de 2 üzeri 2 üzeri 2 üzeri de yazılan şeyler. Yani 5 üzeri bir şeylerle 2 üzeri bir şeyin eşit olmasının tek bir yolu var. 5 üzeri 0 eşittir. 2 üzeri 0 olması. Yani 1 eşittir. 1 olmaz. O zaman belli ki bunlar birbirlerini sıfırlıyor. Şimdi şunu gördüğün zaman. Şimdi 125 5 üzeri 3 demek ama paydada. O zaman sen bunu 5 üzeri eksi 3 de yazabilirsin. Doğru değil mi? O zaman A'nın eksi 3'ün ve b'nin çarpımı ya üstlerini toplayacağız. Yani a artı b eksi 3 topladım. Sıfır eşit olacak. Yani bu durumda a artı b kaç demek? 3 demek arkadaşlar burada. Şimdi burada da şimdi üstleri 0 Bu, bu şu ne demek? Bu ne demek? 2 üzeri eksi b diye çıkar. Bu da 2 üzeri 5 ya payda da o zaman ben bunu da 2 üzeri eksi 5 diye yazarım. Hadi gelin bunları çarparken üstlerini toplayalım. a eksi b eksi 5 eşittir 0. O zaman a eksi b de 5 etti. Bunu da cebe koydum mu? Şimdi bana diyor ki bunun çarpımının sonucu nedir diyor. Benim a'yı ve b'yi bulmam gerekiyor. E bulur mu arkadaşlar? Bakın a artı b 3. a eksi b de 5. Birinci dereceden denklemlerde bunu göreceğiz. Şimdi böyle bir durum varsa arkadaşlar bakın bunları alt alta toplarsam. Bakın b b'yi götürüyor. Artı b eksi b'yi götürüyor. Yani bunu ne zaman yaparsınız? Bunu iki bilim yani iki tanesi böyle bu şekilde kaldığı zaman yaparsınız. Ve birbirini götürüyor. O zaman ne oluyor? 2a oluyor. Şununla da şunu topladım. 8 oldu. O zaman A'mız buradan 4. Şimdi kafaya çalıştır. A 4 ise B'de eksi 1 olacak ki toplamları 3 olsun. Şimdi A 4 B eksi 1 bu gördüğün ne? Şu 3 üzeri 4 de 3 üzeri 4 de paydada yani. O zaman 3 üzeri eksi 4 bu da. O zaman 3 üzeri eksi 4 artı 4 ve eksi 1'in toplamı. Yani ne olacak? 3 üzeri eksi 1 gelmiş olacak arkadaşlar. Çat diye burada cevabı bulabildik. Buradaki kısımda da. Şimdi geliyorum buraya. Bakın bunu bilerek gösteriyorum size. Bu soru bizim çözdüğümüz sorunun bir benzeri buradaki sorumuz. Şimdi diyor ki 27 üzeri A eşittir 125. 25 üzeri B eşittir 81. Şimdi 27'yi hemen ben 3 üzeri 3 üzeri A diye yazıp 125'i 5'in küpü diye yazıp 25'i 5'in karesinin B üzeri 81'i de 3 üzeri 4 diye yazarsam. O zaman 3 üzeri 3A eşittir 5 üzeri 3 5 üzeri 2B 3 üzeri 4. Tabi ben bunları doğru yere yazayım. Alt alta yazayım. Yani 3 üzeri 4'ü buraya. 5 üzeri 2B'yi buraya yazalım. Ne oldu? Bakın böyle kalacağım. Bunun buna oranı. Yani 3A'nın 4'e oranı eşittir. 3'ün 2B oranı. 3 bölü 2B olur. Şimdi ben kafası çalışan bir insanım. Çapraz çarpma da gidebilirim ama şöyle de bir durum olabilir. Yani şunu da yapabilirsin. Bak buradaki 3, buradaki 3 birbirini götürür. Buradaki 4 ile buradaki 2 de sadeleşir. Burası 2 kalır, burası 1 kalır. O zaman A ile B'nin çarpımı şurada da 1 kaldı bu arada. 2 ile 1'in çarpımı yani A çarpı B dediğimiz şey 2 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Buradaki kısımda çok rahat bir biçimde sorumuzu çözmüş oluyoruz. Geliyoruz buraya. Bunu bunu çözmüşüm evet. Bunu ne zaman çözdüm biliyor musunuz arkadaşlar bunu? Muhtemelen YKS 2024'de girecek arkadaşlara bir canlı yayın yaptığımda bu soruyu seçmişim mesela. Çözmüşüm. Evet tekrar çözelim. Güzel soru. Diyor ki Klavyenin iki sayı girdikten sonra bilgisayar programının işlemler zinciri aşağıda verilmiştir. Girilen sayı oku. Birinci sayının x kuvvetini al. Dördüncü sayı eşitle. İkinci sayının y kuvvetini al. 27 sayısını eşitle. Şimdi burada girilen iki tane sayı var. 9 ve 2. 9'un 4 e, x kuvvetini al. Yani 9 üzeri x eşittir 4. Sonra 2'yi girmiş. 2'nin de y kuvvetini al. 27'ye eşitle diyor. Sonra diyor ki x ve y birer tam sayı ise 6. adıma git değilse 5. adıma Şimdi x ve y birer tam sayı mı bakalım. 9'un herhangi bir üzerinin 4 olma ihtimali var mı? Yok. Tam 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 üstünün. E 2'nin herhangi bir üzerinde 27 olma ihtimali var mı? Yok. Tam üstünün. O zaman biz ne, neyi bulmaya çalışacağız yani? 5. adıma gitti. x çarpı y'yi arıyoruz. E tamam bu bizim için kolay. Neden? Şu 9'u artık arkadaşlar 3 üzeri 2x diye yazarsam bana kızmazsınız değil mi? Hızlı yapıyorum biraz. Bakın burada 4'ü de 2'nin karesi diye yazdım. Bakın burada 2 üzeri y'yi buraya 27'yi de 3'ün küpü diye buraya yazdım. Ne oluyor? Şunun şuna oranı 2x bölü 3 eşittir. Bunun buna oranı. y bölü 2 oldu. Şimdi bu durumda arkadaşlar bize neyi soruyor? Pardon 2 bölü y oldu özür dilerim. 2 bölü y oldu. Bak şuradaki 2 şuradaki 2'yi götürsün. Çapraz çarp şurada 1 oldu zaten. Çapraz çarp x çarpı y buradan 3 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. 3'ü direkt işaretleyebiliriz. Şimdi benim özellikle bugün anlattığım konular ve hemen bir önceki videoda olan konularla ilgili seçtiğim sorular bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi şu yan tarafta bir bölüm var. Bu yan taraftaki şu soruları köklü sayıları çözdükten sonra size anlatırsak daha e, mantıklı oluyor. Buradaki kısımda onu söylemiş olayım sizlere. E, onu köklü sayılardan sonra bu sayıları çözeceğiz. En azından bir miktar soru sizler için çözdüm. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bonus videomuz bomba gibi olacak.